ÇDS, MSM, hayır! ÇDS, MSM, hayır! ÇDS, MSM, hayır! İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazı üzerine bugün buradayız. Aslında sadece göndermiş olduğu yazı değil, bir yıl boyunca yapmış olduğu ne kadar etkinlik varsa aslında bizi buraya getiren nedenlerden bir tanesi bu. Mamak layık bilimsel eğitim platformunu oluşturmamıza sebep olan ÇEDES de aslında bizi buraya getiren nedenlerden bir tanesi. Şimdi basın açıklamamızı okuyorum. ÇEDES yıl sonu kültür şenlikleri kapsamında birazdan yani yarın cumartesi günü LGS'ye girecek öğrencilere moral ve motivasyon adı altında Mamak Merkez Camii'nde sabah namazı, tilavet, tesbihat ile ailece huzurda kıyamdayız, gençler için duadayız etkinliği olduğunu, bu kapsamda öğrenci ve velilerin teşvik edildiği gerektiği bildirilmiştir. Layık bilimsel eğitim istiyoruz. Layık bilimsel eğitim istiyoruz. Layık bilimsel eğitim istiyoruz. Moral ve motivasyon adı altında yapmaya çalıştığınız ve ÇEDES adını verdiğiniz projelerinizle ne yapmaya çalıştığınızı biliyoruz. Sınav stresiyle baş etmenin ve öğrencileri sınav sürecine hazırlamanın pedagojiye uygun yolları var. Okullarda var olan rehber öğretmenler, grup çalışmaları, seminerler ve öğrencinin ihtiyacına göre bireysel çalışmalar zaten yürütmekteler. Ancak Ankara'nın merkezinde Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Ahmet Kabaklı Ortaokulu, Kıbrıs Köy İlkokulu, Zafer İlkokulu, Şehit Teğmen Ertuğrul Platin İlkokulu, Refet Bele İlkokulu, Büyükşehir Anfa İlkokulu ve Ortaokulu gibi okullarda 40 rehber öğretmen eksiği var. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kendi sınırları içerisinde yer alan okullarda bu eksikleri gidermek yerine bunları görmezden gelerek çeşitli projelere hizmet ediyor. Motivasyonun içindeki inanç ile sizin tarikat ve cemaat inançlarınızın aynı olmadığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Psikolojik danışman, rehber öğretmen binlerce arkadaşımız atama bekliyor. Ama manevi rehber adı altında imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı atıyorsunuz okullara. Açlık sınırının altında bir ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca emekçiye, onların çocuklarına tek çözümünüz şükretmek. Tarikata değil, eğitime bütçe. Tarikata değil, eğitime bütçe. Tarikata değil, eğitime bütçe. Değerli basın emekçileri ve değerli kamuoyu, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar bununla da sınırlı değildir. Okullara gönderdiği yeni bir yazı ile İlkokul öğrencilerinin İmam Hatip Ortaokullarına teşvik edilmesi yönünde de bir çaba içindeler. Özel afişler hazırlayarak ve çalışma ekipleri oluşturarak sınıf sınıf propaganda yapıyorlar. Çocukların kıyafetinden servisine kadar, hatta yemeğine kadar karşılayacaklarını söylüyorlar. Ama bir şartları var. İmam Hatiplere kayıt olmaz. Sadece İmam Hatiplere para aktarma gayreti, diğer devlet okullarında okul aile birlikleriyle sponsordan, veliden para toplama son hızla devam ediyor. Bu eşitsiz uygulama kabul edilemez. MESEM'lerde son bir yılda 8 çocuğun ölümünün ardından bir çocuk daha öldü geçen hafta. Bu çocukları atölye tezgahlarında ölüme mahkum ediyor, sonra da o ölümlerde hiç payınız yokmuş gibi hayatınıza devam ediyorsunuz. Eğer eğitim adına, çocuklarımız adına bir şey yapmak istiyorsanız ÇEDES'in, MESEM'in iptali için çaba harcayın Kaymakam Bey, Müdüre Hanım. Maarif Vakfı'na bir süredir düzenli para akıtılıyor. Bu yıl MEB'in bütçesinden 5.7 milyar TL aktarıldı. Bütçede para yok, tasarruf yapıyoruz diyordunuz. Halkın vergilerini halka değil, cemaatlere, sermayeye aktarıyorsunuz. Evet, eğer eğitim adına çocuklarımızın üstün yararı adına bir şey yapmak istiyorsanız, yoksul, emekçi bir bölge olan ilçemizde çocuklar okullara aç geliyor, evine aç dönüyor. Bir öğün ücretsiz yemek için çaba harcayın.
çocuklarımızın temiz suya ulaşmasını sağlayın. Ama sizlerin çocuklarımızın yararına olan şeyleri duymamakta ısrarcı olduğunuzu zaten biliyoruz. Siyasal bir tavırla hareket edip çocuklarımıza karşı kör, sağır ve dilsiz bir tutum takınıyorsunuz. ÇEDES'le, yeni müfredatla ve yaptığınız etkinliklerle neyi amaçladığınızı biliyoruz. Kendisi gibi düşünene adalet, kendisi gibi yaşayana sevgi, kendisi gibi davranana saygıyı anlatıp toplumu bölüp kutuplaştırmak istiyorsunuz. Kendi deyiminizle kindar bir nesil yetiştirmek istiyorsunuz. İmamlar derse giriyor, çocuklar okuldan alıp camilere taşınıyor. Çevre denilince aklınıza mezar temizliği, cami havlusu süpürme geliyor. Üstelik buna öğrencileri yaptırıyorsunuz. Değer denilince asla eşitlikten bahsetmiyor.